tecrübe edinmiş olduk. Ne söyler Nihal Olçok? İki tane avukatımla istişare ettim. Dava açalım. Açalım. Sonuç mutlaka, yani hangi savcı bunu kabul edecek veya bu konuşma işte 2017'de yapılmış ve o anın heyecanıyla 50 bin tane bana şey ve bu kabul bile edilmeyecek dilekçemiz. Ne olur ben gündem olurum. Değer mi? Hayır, değmez. Ama şunu unutmayın. Bunların bugün bu davalar açılmıyor. Çünkü açacağım her davanın sonucunu biliyorum. Ama yarın açmayacağım diye bir şey yok. Çünkü bunlar zaman aşımına uğrayacak şeyler değil. Bugün olmuyor diye yarın olmayacak anlamına gelmesin. Ayrıca yani sadece bunun azmiyle 15 Temmuz'dan sonra hukuk fakültesi okudum. Motivasyonum bu. Çünkü yapmak istediğim çok şey var. Ve ben bunları yapacağım. Bunlar için Allah bana fırsat verecek, ben bunu biliyorum. Yarın ne var? Yani yani şu çok söylenilen sözleri için tek tek her kelimesini yorumlayalım. Benim iki gece uykusuzluğuma vesile oldu bu video. İki gece. İkram. Neyin ikramı ya? Ha, benim canımın yandığı, benim yemek bile yemediğim şey, yani bana yemek bile yedirmeyen bir olay sana nasıl ikram olabilir ya? Biz kendimizi gördük. Buna mı muhtaçtınız? 251 kişinin ölümü mü senin çapını ve çapsızlığını gösterdi? Devlet dediğiniz şey size bunun MİT'i, askeri, emniyeti, istihbaratı, buna mı muhtaçtı Türkiye ya? Ben 51 telefon görüşmesini sırtımı yaslayarak yaptım. 51 telefon görüşmesi. Ve herkese de çok rahat cevap verdim. Siz şaka mı yapıyorsunuz ya? 12 yıllık hükümete kim darbe yapabilir? 3 tane libidosu yükselmiş asker oralara çıktı diye siz bu devleti, bu milleti sahipsiz mi sanıyorsunuz, bu vatanı? 51 telefon konuşmam var benim. Lütfen rahat olun. Mümkün mertebe askerin, polisin ayağının altına dolanmayın. Bunları söyledim ben ya. Beni arayanları. Siz ne Tayyip Erdoğan'ı tanıyormuşsunuz o zaman dedim. Ne de bu hükümeti, bu devleti tanımıyormuşsunuz. 51 telefonu açan size kim? Bu konuşmadan sonra mı telefon hayır, açtı? Hayır, hayır. 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesi. Yani Nihal Hanım, işte Nihal, böyle bir şey var, ne oluyor? Ben o kadar rahatım ki, o kadar güveniyorum ki. Güvendiğim şey 12 yıl. Ama şunu öğrendim bunun sonunda. Güven çok kıymetli ama kontrol daha kıymetliymiş. Ben kontrolsüz güvendim. Güvenin ama güvendiğiniz şeyi mutlaka kontrol edin. Orduya güvenmişim. Emniyete güvenmişim, devlete güvenmişim, istihbaratı güvenmişim, MİT'e güvenmişim, Hakan Fidan'a güvenmişim, Tayyip Erdoğan'a güvenmişim. Ama sonuçta benim çocuklarım babasız kaldı, benim evladım öldü. Bu bende bundan daha önemli hiçbir şey yok. Ve bugün biz neyi konuşuyorsak, neyden şikayet ediyorsak düne göre müsebbibi 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz aydınlatılmadığı müddetçe, 15 Temmuz netleşmediği müddetçe Türkiye'de hiçbir şey değişmez. İktidar olursunuz, muktedir olamazsınız. Netim bu konuda. Hükümeti değiştirebilirsin. Yarın sizin için netleşmeyen şey ne? Yine daha önce şunu söylemiştiniz çünkü. Sayın Davutoğlu sizi siyasete davet ettiğinde Yaralım ya gelirsin, evet, sana yetinenle kalırsın ya da gelirsin dosyaları raftan indirirsin. İndirebildiniz mi ve sizin için yetinmediğiniz o sorunu ne, yani neyi, biz en ne hükümet, karanlıkta yani, kalan yer neresi? Biz daha seçimlere bile girmedik. Partinin, yani ben parti yönetimindeyim. Yeni kurulmuş bir partinin elinde ne dosya olacak? Veya kimin yakasına yapışabilirim ben? Resmi bir yani resmi bir konumda değilim. Partinin bir resmiyeti yok.
mecliste değiliz. Seçimler olup olmayacak belli bile değil hala. Bir sürü şey konuşuluyor. Ama bunun mücadelesini veriyorsunuz. Tabii ki veriyorum. Ulaşmanın bu adalet tabii mücadelesini veriyorsunuz ve aslında Türkiye size bunu bakın, borçlu. Bütün devlet size bunu borçlu. Arkadaşlar yani ya bana falan borçlu değil hiç kimse. Bunu biz evlatlarımıza, ben Şamil'e ve Emir'e borçluyum. Vurulmayacağı bir Türkiye, ağlamayacak bir Türkiye hayalim var ya. Çocuğum yani ben askeri üniformayı giymiş bir eri veya bir subay gördüğümde kafamı çevirmediğim bir ülke hayal ediyorum. Bu kadar. Çok basit istediklerim benim ya. Yani olağanüstü şeyler falan da yapmayacağım. Ama inanın bana bunun aydınlatılması zaten kendisi olağanüstü şeylere vesile olacak. Buna inanıyorum. Nasıl ki bugün olağanüstü şeylere vesile olduysa. Nihal Hanım, Cumhurbaşkanı'ndan yanıtını yanıt beklediğiniz mesela bir sorunuz var mı? Çok var. Yani çok var değil. Bir defa 5 tane başlığım var. Net. Ben bu 5 başlığı defalarca bir şekilde ulaştırdım, ulaştırmaya çalıştım. Baş başa görüşelim dedim. Ama benim bunları sormam lazım. Benim bunları öğrenmem lazım. Bak. Ben Fatih Sultan Mehmet'in torunu olmakla da gurur duyan biriyim. Bu benim gerçeğim. İşte evladı Fatiha diyarı, doğduğum topraklar diye methediliyor. Ya Fatih Sultan Mehmet hem kendi iktidarını Osmanlı'yı korumak için kardeşlerini katletti. Ama aynı zamanda yeni bir çağ açtı, yeni bir çağ kapattı, İstanbul'u fethetti. Hatta Hazreti Peygamber'in bir hadisine, hadisiyle iltifat edildiği de söyleniyor. Tamam, bu Fatih Sultan Mehmet'ten ne %100 nefret etmemi gerektirir, ne de %100 sevmemi gerektirir. Benim soracağım sorular 15 Temmuz'un kendisiyle alakalı. Abdullah'ın zatıyla değil, olayı bu kadar, ya benim gibi bu böyle büyük bir mücadele veren insan sadece evladının etrafında dönmez. Ben dönmüyorum en azından. Çünkü benim amacım sadece Abdullah değil, Abdullah'ın o açtığı yoldaki bugün yaşayan Şamil ve Emir, ben bütün Türkiye'yi tek kalemde, astırsam da Abdullah bir daha geri gelmeyecek. Bunun bilincinde olan bir kadınım. Ben bir şeyi dramatize etmiyorum. Bu travmanın içinde yaşamıyorum. Bu travmadan beslenmiyorum. Yarın kayda geçsin diye soruyorum. Şey, o sorunuz ne? Yani Sayın Erdoğan'la bugün konuşabilseydin sanıyorum böyle bir teklifinize yanıt alamadınız o zaman. Az önceki konuşmanızdan anladım. Ben bu teklifi defalarca yeniledim. Baş başa dedim ama son bir yıldır da bunu değiştirdim. Ben bunu ekranların önünde yapmak istiyorum. Bütün Türkiye izlesin. Gerekiyorsa dünya izlesin. Çok zor değil çünkü ben şunu biliyorum. O sorular bana lazım olduğu kadar size de lazım. Size de lazım. Bu başlıkların o sorulardan birini öğrenebilir miyiz kayda geçmesi? Mümkün değil. Çünkü ben şunu görüyorum, benim fark ettiğim veya benim gördüğüm şeyleri gerçekten Türkiye görmüyor. Veya bu kadar acının içinde yaşamış olman lazım veya başka şeyleri biliyor olman lazım ki o sorular veya o bakış açıları, ki onlardan bir tanesi işte şeydi, billboardlardı. Kimse görmemiş. Kendimi bir ara şey gibi hissettim, yani nasıl kimse görmez ya, siz görmediniz mi sabah billboardları? Ben mi üretiyorum bunu? Göklerden gelen bir karar vardır, kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. 15 Temmuz sabahı diyorsunuz. 15 Temmuz sabahı, evet. Ama insanlar bunu, çünkü orada enteresan bir 10 gün, 15 gün enteresan bir duygu, ne diyeyim, duygusal bağa girdik. Ya bir duygu bağı kurdu toplum birbiriyle.
Ya ben sizin yaşadığınız şu andaki duyguyu gerçekten hissediyorum ve üzüntüyü de görüyorum ki birçok programınızı da takip ettim Nihal'ın. Benim anlamaya çalıştığım şu, 15 Temmuz FETÖ darbesi benim anladığım kadarıyla anlattıklarınızdan başka bir açıdan bakmamız gerek. Çünkü bunun tam anlamıyla darbe değil, başka bir ayağın olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Tabii ki. Yani bugün bakın arkadaşlar, krizler kimi besliyorsa, kimi büyütüyorsa mutlaka nihai fayda kime değiyorsa...